Buraya gece gelmek gerçekten... Ne oldu? Ne gördün? Ne? Biri geliyor. O adam mı acaba? Çok kötü şeyler yapmışlar burada. Tuhaf. Kaç, 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 kaç. Geliyor. Ya nereye gidiyorsunuz? Tuhaf bak, koş, koş. Koş. Ne oluyor ya? Atlayacağım şimdi gerçekten. Olmayacağım artık ya. Ay hayatına geldiğim en paranormal yer. Bize takıldı. Çıkışı bulamıyoruz. İyi misin Tuğba abla? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Ben Yağmur. Bugün neredeyiz? Terk edilmiş oteldeyiz. Ve saat kaç? Ve gerçekten çok korkuyorum. Daha buraya girmeden orada birilerinin sesleri geliyordu, ışıklar geliyordu. Evet. Yani keşke bu videonun çekim aşamasını görseydiniz. Korkudan gidiyorduk yani. Çekmeden gidiyorduk. Son anda işte ekip burada kalabalık olduğumuz için o kadar. Başlayalım. Ve ilk defa bir videoya 80 kişi geldik. Korkudan. Çok korkuyoruz çünkü. 80 kişi geldik diye de dönmeye utandık. O yüzden çekiyoruz şu an. Gerçekten korkuyorum ama. Ve bu otelin bir hikayesi varmış. Otelin hikayesinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu otel inşa edilir... Ben gidelim işte ya. Gerçekten. Bu otel inşa edilirken inşaat işçilerinin zamanla kaybolduğu gözlemleniyor. Ve bu olay o kadar çok yayılıyor ki kaybolan hiçbir işçiden daha sonra haber alınamıyor. Bu olay o kadar çok yayılıyor ki inşası duruyor bu otelin. Ondan sonra da kimse uğramıyor. Ne oldu ya? Bir şey diyeceğim, çok ciddi söylüyorum, girmeme taraftarıyım. O kadar çok... Girmeyelim gerçekten, farklı bir yerde çekelim. Bir gün Allah korusun bir zarar alacağız yani böyle videolar çekerken. Bir şey diyeceğim ama rüzgardan da olabilir. Bu arada... Ya ne rüzgarı? Bu arada hava o kadar sıcak ki normalde buraya geldiğimiz an esmeye başladı. Görüyorsunuz yani saçıma başımı. Çok kötü, çok anormal şeyler oluyor. Şu an hava o kadar kasvetli ki üstümüzden baykuşlar falan geçiyor. Girelim çünkü üşüdüm. Bakalım, ben çok başlayalım korkuyorum. Diye. Bak zaten fenerlerimi de unutmuşum. Ya yapmayın. Yapmayın, çok korkuyorum. Kim yaptı onu? 80 bak, kişiden kaçıncısı yaptı? Arkadan biri attı. Korkmuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum, kendi adına konuş. Bu arada benim bir teorim var. Bence burası böyle çok ormanlık bir alan ya. Ormanda hayvanlar falan kaçırıyor ve... Hadi gezelim artık. Bir an önce bitsin. Bana bak, bir an önce bitsin. Tamam mı? Tamam. Evet, burası tahminimce Yağmur resepsiyondu. Olacaktı yani eğer ki bir şeyler olmasaydı işçilere diye düşünüyorum. Ama çok kötü şeyler yapmışlar burada. Her yerde yanık falan şeyler bu var. Bu dolap niye 360 derece dönmüş? Artık 270 mi, 360 mı? Aa, 240 mı? Duvardaki simgelere baktı valla. Çok enteresan. Ne bunlar? İnanılmaz esiyor. Ama normalde hava 30 derece falan. Ve her şey uçuyor falan. Haziran ayındayız. Mesela inşası da garip buranın. Bir insan niye buraya açılmayan bir çekmece yapar? İçinde bir şey var sanki o. Ay yine büyümüğü çekerim. Evet, bu ne? Allah'ın adını verdim, bu ne? Dokunma diyorum, niye? Gerçekten rüzgarın sesi falan duyuyor musunuz? Burada her şey çok garip yani. Ve dalgaların sesi geliyor. Burası tam yanı deniz zaten otel olduğu için. Evet. O yüzden ekstra bir ürkünç. Burada ne oluyor? Ne oldu? Bir tane kafa gördüm. Gördünüz mü? Ne kafası? Nasıl görmedin Mücahit şuradan? Nerede? Bir tane... Gidelim Tuba abla lütfen. Nerede? Gidelim. Dur. Gidelim. Orada bir tane kafa gördüm. Biri mi var? Pardon. Şurada gördüm. İyi akşamlar. Ya nereye gidiyorsun? Sapık mı hırsız mı bilmiyorsun. 80 kişiyiz burada, sakin ol. Mehmet ve Mücahit dışında kimse yok burada. Ben korkuyorum. Bir şey diyeceğim. Burası muhtemelen evsizlerin falan kaldığı bir yer. Yani ben bekliyordum böyle bir şey. Gidelim diyorum Tuba abla ya. Yağmur beni bırak o zaman. Sen kal Mücahitlerle, ben bakacağım. Mücahitler de bizi takip ediyor zaten. Sen kalacaksın o zaman tek başına. Pardon. Emin misin bu ya arada? Evet eminim. Kamerada görmüştür. Siz gördünüz mü? Mücahit. Bak duvarda değişik simgeler falan var zaten. Ayrı. Yavru, elimi bırak, elimi çok canımı yakıyorsun. Bırak elimi, çok canım yanıyor. Çok canımı yakıyorsun, elimi bu kadar sıkı tutma. Gerçekten canım yanıyor ya. Korkuyorum çünkü. Çok ama acıdı elim. Allah Allah. Olabilir, burada insanlar olabilir ablacığım. Korkma bu kadar. Ya insan... Nerede gördün? Yemin ederim burada görmüştüm bak. Burada gördüm. İmkansız burada mı şu an olmaması. Tamam işte, yok bak. Nasıl olabilir ki bu ya? Burada kafasını çıkardı, gördüm. Tamam, ben de diyorum ki yanılmış olabilirsin ya da gitti. Yani o da olabilir çünkü çok karanlık arkadaşlar. Bu ne? Bu şu duvardaki şey ne duvardaki? Bunu değil, şu şu. Ha. Bunu mu gördün acaba? Ya. Rica et. Bu arada olabilir. Olabilir.
Yağmur pek korkutucu da değil ama. Ya dalga geçmeyin abi. Şimdi tekrar görürsem sen göreceksin. Çıvama koş koş. Koş. Bu ne, burası daha kötü. Dur bir dakika bir dakika. Burası lavabo. Buradan çıkalım çıkalım buradan. Çık yavaş. çık. İğrenç kokuyor, Allah kahretmesin. Gördünüz mü Mücahit? Allah Allah ya, kameraya o şey girmiştir ama görüntüler. Ya yürüdü. Ben gördüm. Değil mi? Simsiyah bir adam. Aynısı. Kafasını çıkaran da oydu. Koştu. Bir şey diyeceğim. O zaman tamam, biri var o zaman ama niye böyle hareketler yapıyor? Niye saklanıyor? Niye kaçtı? O zaman burada biri yaşayan biri muhtemelen. Burada yaşayan biri. Ama aşırı yani baştan aşağı simsiyahtı. İnşallah kameralara çıkmıştır ya. Çok korkuyorum. Siz kameralarda ya. Mücahit görürsünüz zaten inşallah yani çıktıysa. Bir şey söyleyebilir miyim? O lavabo neden öyle kokuyordu? Evet, işlemişler. Aynen. Ötesi yok gerçekten. Yani. Ne bu cesaret? Biraz yavaş yürüyebilir miyiz? Pardon, bakar mısınız? Şuradan çıktı değil mi? Evet. Tam parmaklıkların içinden. Bakalım mı oraya? Bakalım da, çünkü buradan gitti zaten. Ben şeyi anlamadım, burada ne yapıyor? Burayı görüyor musun Mücahit? Ne kadar acayip anam. Ne oldu be? Polis aracı var. Polis aracı mı? Abi polis aracı niye geldi ki? Çekebildiğimiz kadar çekelim, polisler geldi. Gideyim. Ay korkuyorum. Ciddi ciddi korkmaya başladım. Bunlar boya değil mi bu arada? Yani öyle olduğunu düşün. Boya. Aynen boya. Bu kadar hizalı ve pürüzsüz bir kan olabileceğine göre. Ben buradan korkuyorum. Ay. Az önce buradan. O adam, siz görmediniz ya, o adam buradan mı gitti, içeri mi girdi? Bak ne oldu biliyor musun? Sen tam buradan çıkınca korktu ya Tuba ablam. Tekrar benim gördüğüm oraya koşuyordu, tekrar korkudan mı artık bilmiyorum buranın içine girdi. O zaman gibi yaklaşma, gördüm. Yaklaşma. Çünkü bilmiyoruz üzerinde ne olduğunu falan, korkuyorum. Bakalım ya. Hayır. Bence buraya girmeye hiç gerek yok. Ama bak oradan geldikten sonra ben koşarken ben de gördüm. Tam lavaboya girerken buradan geçti. Buraya girdi. Nereden? Ben işte sana dedim burada. Oraya tamam, oraya girmeyelim diyorum ben de. Tamam işte ama burada biri var o zaman. Gidelim otelden terk edip. Tamam başka yere girelim. Orada varsa oraya da gelecek. Kimsiniz diyoruz, cevap vermiyor. Ruh hastası o zaman bu. Tamam gidelim buradan. Pardon. Korkuyorum Tuba abla. Neyi pardon ya, ne yapacaksın? Hayır bir ses versin, içim rahatlasın ya. Bu kim böyle gelip gidiyor bir de etrafımızda ya. Tamam ses vermesine gerek yok. Bir dakika. Burada. Bir dakika. Olmayız, kocaman otel farklı yerine bakamaya gideriz. Biz YouTube videosu çekiyoruz. Lütfen etrafımızda dolanmazsanız çok seviniriz. Sağ olun. Ya anlayacak mı sanki ya? Korkuyorum ben ya. Başka yerlerine bakalım ve bir an önce oteli keşfedip gidelim yani. Aa burada ne var? Nerede? Aa. Gerçekten gerim geriliyorum şu an. Ne? Sakın dikkat et. Mücahit şuraya bakar mısın? Oha. Abi bir şey söyleyeyim mi? Karanlık zaten. Görüyor musun yüksekliği? İnanamıyorum. Yağmur çok yüksek yani bir de. Yani bir burada bir şey görseydim, bir çığlık atsaydım korkup düşerdim ya. Ay. Çok tehlikeli bir yer. Şu an gerçekten ben çok etkilendim bundan. Ve deniz sesini duyuyor musunuz? Allah korudu yani. Dikkat edin, pencerelere yaklaşmayın. Çünkü çok yüksek yerler ve açık pencereler. Buraya gece gelmek gerçekten riskini göze almak falan abi yani. Aşırı korkunç. Ben çok gerildim şu an. Zaten o adam beni gerdi ya. O adam çok gerdi beni şu an. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bir de burası birkaç katlı. Gezecek miyiz hepsini Yağmur? Yok ya, ben korkuyorum. Bir de şu taraflara yaklaşmaya başladıkça deniz sesi artıyor falan. Denizde aşırı şey derecede daha da bir geriliyorum ya. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada burada inşaat işçileri falan ya. İnşaat yapılırken. Ne oldu? Ne gördün? Ne? Biz... Mücahit! Biri geliyor. O adam mı acaba? Mücahit! Kaç! Geliyor! Kaç! Ya koşsana ya! Hala geliyor Tuba abla, koş! Dokunma. Dikişlerin nasıl? Şuram acıyor, bura çok acıyor. Aman yarabbim ya. Kaldır beni, kaldır. Geliyor mu Mücahit? Korkuyorum.
İyi misin Tuba abla? Gidemem, çok kötü oldum ben. İyi misin Tuba abla? İyiyim de gidelim artık. Tuba'nın dikişleri var ya. Evet. Adam niye bizi takip etmeyi bıraktı? Ben düştüm diye mi? Şu an buranın çıkışı arkada kaldı ya. En yakın yer yukarısı. O yüzden şimdilik oraya çıkarım. Çünkü ben yukarı o şeyden çok korkuyorum. Konuşamıyorum. Tamam, yukarı çıkalım. Adam bu hızlı çıkalım zaten. Ama. Tamam. Çünkü gerçekten. Yavaş yavaş çok canım yanıyor şu an. Dikişim ağrıyor. Ay. Ben dedim ama yürürken, koşarken dikkat edelim. Düşeceğimi biliyordum çünkü. Ya ama dikkat et ya. Buralar hep harabe, yıkık dökük. Bu ne ya? Ve duvarlarda çok garip simgeler falan var. Evet. Çok değişik yazılar var. Baksana her taraf böyle. Bir tane boş duvar yok. Her tarafta bir şeyler var. Ay bismillah. Şadap yazıyor burada da. İngilizce. Ay. Rica gerçekten dikkat et çünkü. Ben az önce düştüm zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse yok. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Gördünüz mü siz? Nasıl görmedim Mücahit? Kamera kayıtlarında vardır o. Abi burada... Ay, deli mi? Deli miyiz biz? Ben şey gör... Ne oluyor ya? Ya ama ben çok korkuyorum. Allah aşkına çıkışı bulalım ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çıkış yok ki burada. Kafayı yiyeceğim ya. Bak sinirleniyorum. Çıkalım mı artık? Allah kıranı kemçersin. Çok korkuyorum şu anda. Gerçekten korkuyorum. Korkuyorum dedim. Yağmur tamam çıkışı bulalım. Hadi gidelim. Burası çok acayip ya. Abi. Atla dedikleri yere bakabilir miyim bir? Oha. Atla. Heh. Allah yolu. Allah yolu. Giden yol. Giden yol. Acaba burada falan etmişler midir? Yağmur dikkat et. Yaklaşma çok. Dikkat et. Ay çok yüksek. Orada birileri mi var? Öyle deme. Korkuyorum deme öyle şeyler. Oha. Çok yüksek burası. Tam karşısı deniz ve... Ya burası nasıl bir yer? Atlayınca direkt denize düşüyor. Evet. Insan. Nasıl bir yer biliyor musunuz? Etrafın dört tarafı denizle kaplı, saçma sapan. Çok ürkünç bir yerde. Buraya insanlar niye otel diktiler, inşa ettiler? Ben hala anlamadım ya. Hadi gidelim Yağmur. Bu pencerelerden falan uzak dur. Çıkışı bulalım mı? Benim dikişlerim de ağrıyor. Ve ben o adam... Bak sesler geliyor işte yine. Buradan sesler geliyor diyorum sana Tuba. O adam dolanıyor burada bak. Bizim görmediğimiz bir çıkış, bir giriş var ki. Adam oradan gördük, oradan... Hayır bak az önce gördüğümüz yerden başka türlü çıkma ihtimali yok ki. Gördük pencereden. Atladı mı o zaman? Atladı mı? Hani üst katta dedin çıkış, bir tane daha çıkışı bulabilir miyiz artık? Ya ne bileyim 20 kere hobi dikkat. Olarak her gün buraya gelmiyorum. Dikkat. Çok fazla cam var. Niye bu camlar her yer doğru... Mücahit bir çeker misin? Her yer cam. Aynen. Çok tehlikeli bir yer aslında. O kadar tehlikeli ki. Şurada kapı mı var Yağmur? Aa, bak Mücahit gel. Ben dedim oradan bize biri baktı diye. Aa, bak, buradan atlamış. Merdivenlerden çıkarken şuradan kafasını gördük. Ha? Pencereden. Biz çıkarken o da buradan atlayıp gitmiş. Aynen. Ben gördüm yoksa dedim. Yoksa çünkü cin misin anda kayboluyorsun. Aynen. Buradan atlayamaz. Buralardan çünkü çok yüksek. Zaten burası denize açılıyor. Buradan da atlayamaz yani. Çok yüksek. Yüksek yani 2 metre falan vardır. Çok korkunç ya aşırı derecede. Niye sürekli grafiti yapılmış, bu duvarlara bir şeyler yazılmış onu da anlamadım. Bu ne demek? Aa. Hayır ya işte ***'larla ilgili bir şey yazarlar. Ya Allah'a giden yol ya şeyler. Ama ben atladan çok etkilendim. Yani buna da böyle bir şey yapmışlar. Gülümse diyor. İyi peki insanlar buraya gelip niye Tuba böyle... Tuba aşağıdan sesler geliyor. Aşağıda ışık falan var Mücahit. Aşağıdan ışık tutuyorlar. Kaç. Korkuyorum. Atlayacağım şimdi gerçekten. Dur dur dur. Yavaş. Bizim ekibimi arasak ya. Gelip kurtarsınlar bizi. Çıkışta bulamadık. Biz böyle kaldık. Ne bu korkuyorum diyorum. Bıktım arkadaşlar bana. Ağlama sus. Normal mi ya? Korkma. Ay hayatıma geldiğim en paranormal yer yemin ediyorum. Ama Davut, bir şey söyleyeyim mi? Davutlu köyden. Aynen öyle. Davutlu köyden korkunç. Evet. Buraya... O adam yapıyor. O evet, adam her kimse evet, o yapıyor. Burada bir tek o vardı. Gidelim çünkü gerçekten tehlikeli olmaya başladı burası. O adamın kim, neyin cinsi olduğunu bilmiyoruz. Gidelim Mücahit. Ve hiç sesi de çıkmıyor. Biraz bekleyelim burada 15 dakika falan. Sonra merdivenden inelim. Başka çaremiz yok. Ben aşağıya o merdivenden inmem. Yağmur çıkış yok. Ay. Ne oluyor? Sesi duydunuz mu? Hayvan sesi. Hayvan sesi değil burada hayvan... Allah. Baykuş.
Saat 2'ye geliyor. Allah aşkına gidelim. Allah'ım ya. Bir daha da böyle videolara gece gelmeyelim. Tamam, korkma korkma. Hadi gidelim. Hadi gidelim hadi ya. Yarabbim. Hayvan falan yok işte. Kimse yok. İnsan, kurtlar oluyor. Abi çok korkuyorum ya. Kalbime dokunur musun? Gidelim. Gidelim çıkış. Ya! Ağlayacağım artık. Gidelim hadi Mücahit. Bak vahşi yırtıcı hayvanlar var. Koş. Allah aşkına ya. Koş koş. Ben... Hızlıca gidelim tamam mı? Adam bizi görünce korkar zaten. Şuradan inmeye de korkuyorum. Ya bak dişlerim patladı zaten. Çok acıyor. Dikkat et tamam mı? Mücahit önden mi gitseniz? Bayanlar önden. O kadar korkuyorum ki gülemiyorum. Normalde çok komiksiniz de. Yağmur yavaş dur. Mücahit sana bu videoda hiç gülmedi. Buradan anla ne kadar korktum. Etrafa bakalım da adam yoksa yine. Ya bismillahirrahmanirrahim. Koş. Niye buraya su çöktürdünüz ya? Çok korkuyorum. Bu sefer gördünüz değil mi? Aşırı korkuyorum Yağmur. Çıkış nerede? Bilmiyorum Tuba abla. Çıkışı nerede arkadaşlar? Çıkışı nerede buranın? Mahsur kaldık. Ya niye bu kadar büyük bir yere geldik ki? Ne bileyim Tuba abla. Çıkış yok. Polisi mi arasak ya? Bu kim ya? Takıldı peşimize. Allah'ım ya Rabbim. Bak buradan eğer gelirse kapıdan falan şu burada atlayacağız artık. Bu odadan aynen. Kaçış da yok zaten. Ya atlayalım çünkü bu yukarıdaki kadar yüksek değil zaten ama ayağımız kırılır yani. Atlanır mı? Bizim buradan kaçmamız lazım. Çıkmamız lazım. Buraya gelirse sıkışırız. Nasıl gideceğiz? Allah'ım yaşadığım olaya bak. Şaka gibi. Ne yapacağız? İçine düştüğümüz olaya bak. Bizimkileri arayalım. Aynen. Ara çekiyor mu telefon burada? Bunlar ama gelene kadar bekleyecek miyiz? Arasana. Ay şaka gibi ya düştüğümüz durum. Delinin manyağın teki takıldı ya peşimize. Çok sinirlenmeye başladım artık ya. Alo. Alo. Sen neredesiniz? Sahildeyiz. Ne oldu? Çok uzaklaşmışsınız. Biz burada mahsur kaldık. Çok korkuyoruz. Gelebilir misiniz? Mahsur mu kaldınız? Çocuklar da mesaj yapmış. Korkuyoruz bilmem ne bilmem ne. Ya o çünkü bir tane adam peşimize takıldı. Evet. Ve gerçekten kafayı bize taktı. Ses falan da çıkarmıyor ama bizi kovalayıp falan duruyor. Aşırı korkuyoruz ve çıkışı bulamıyoruz. O yüzden gelebilir misiniz ya? Tamam. Oğuzhan lütfen çabuk gel. Kaç dakikaya burada olursunuz? Ağlayacağım ya. Attım. Bakıyorum. 23 dakika gösteriyor. Tamam bekliyoruz. Oğuzhan ne olur daha çabuk gelin ya. Hadi bekliyoruz. Tamam, sakin olun. Tamam. Bakıyorum şey yapalım. Ben şey bir yere kaçmayalım. Gelirse de kimsin diye soralım. Yani küçücük bir şey belli ki. Nereden kaç kaçmayı kişi düşünüyorsun ki? Hiçbir şey yok. Senin yüzünden girdik buraya. Saçma buraya sapan bir yere sıkıştırdın bizi ya. Ne yapayım Tuva abla? Çıkış yok ki. Bir şey yok. Burayı buldum. Tamam, en azından... Biz 4 kişiyiz. O 1 kişi tamam mı? Kaçmıyoruz. O falan geldiğinde de kaçmıyorum kişi zaten. Gelinin manyağın teki ya. Abi kaçtığımdan değil. Bu şu anda çok gerginim. Normal şartlarda kaçacağım, kaçmam ama şu anda burası çok korkunç. Farkındaysan konuşamıyorum korkudan. Dikişlerim ağrıyor. Ben de düştüm seninle birlikte. Baş parmağım inanılmaz ağrıyor. Kan topladı. Ben de düştüm seninle birlikte. Burada bekleyelim Oğuzhan'dan. Hiçbir yere de ayrılmayalım. Allah aşkına ya. Çıkış yok ya. Buradan çıksak yırtacağız. Cama bakalım mı? Çok yüksek değilse atlayalım. Gel. Çok yüksek değilse atlayalım. Aa, birileri geldi. Geldi. Ay geliyorlar galiba. Yok yok buradan atlanmaz. Kırarız ayağımızı ya. Ama birazcık ay! Oğuzhan! Oğuzhan! Evet. Oğuzhan şuradan giriş bak. Buraya bir giriş var. Oradan alın bizi hadi. Ben de kayboldum. Vallahi, evet çok büyük bir yer. Ay ne ara geldiniz? Oğuzhan ya. Hadi nereden, gelin. Nereden geleceğim? Dikkat edin ama bir adam var burada. İç kısımdan bu odaya bağlanıyor. Biz kapıya çıkıyoruz. Evet bir adam var. Dikkat et. Olsun. Biz kapıya çıkıyoruz. Hadi hadi. Olsana aman ya. Şükürler olsun ya. 15 dakika bile olmadı. Geldi çocuk. Allah'ım çok korkunç. Oğuzhan. 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 Benim çocuğum nerede? Ya Oğuzhan. Allah. Korkuyorsunuz bu kadar şey. Çok korktum. Dünyanın en korkunç sizden mi korktunuz? Evet, önden mi gitseniz? Bayanlar önden. Ya.
Yalan. Yalan bizimle en son kaçıyorlardı. Mesela haklısınız, oğlum sana korkuyoruz. Oğlum sen neredesin? Biz birlikte geldik, ben seni de kaybettim. Tamer bak, o korkunç adam seni yer. Oğlum sen izleyeceksin kayıtları. İnanamayacaksın görüntülere. İnanamayacaksın. Yani Müge Anlı'lık bir olay çıktı. İnanamayacaksın ama şey yapalım, bunu bildirelim. Burada biri var. Gerçekten bu araştırılsın bu olay. Çünkü bu normal bir şey değil. Benden önce polisi arasaydınız daha şey olmaz mıydı? Sen bizim polisimizsin. Gerçekten arayalım bu arada, çünkü bizi taciz edip durdu. Yani rahatsız etti. Ay çok korktum, dedim ki çıkamayacağım. Hadi çıkalım, Oğuzhan çıkış siz nerede? Siz çıkın, biz de çıkalım mı? Hayır, hayır. Hayır Oğuzhan, gerçekten saçma sapan biri. Bir de yanına aldığı ekibe bak. Küçücük çocuk. Aslan yürekli, aslan yürekli. Öyledir de küçücük çocuk, yine de kıyamam. Hadi gidelim. Bir videomuzun daha çok şükür sonuna geldik. Ekip geldi, kurtardı bizi, çıkışı aradık. Yani ekip geldikten sonra 15 dakika çıkışı aradık ve bulduk. Benim hala tüylerim diken diken. Yani aradık polisi de bu arada. Haber verdik, gelecekler. Orada içeride mutlu olduğunu zannetsin. Bütün videoyu bize haram etti yani. Video çekemedik. Oteli tanıtamadık. O kadar asabiyim ki şu anda. Yanında ben böyle kesici delici ayet var mı yok mu bilmediğim için bir şey yapamadım. Bir tane çarpardım yani. Yani belli değil ki. Sapık mı? Evet, ne olduğu belli değil. Ya, manyak mı ne ya? YouTuber arkadaşlarıma sesleniyorum. Gerçekten burada video çekmeyin. Evet, buraya gelmeyin bu arada yani. Davutlu köye gidin. Lübbey köyüne gidin. Terk edilmiş Beykoz'daki köye gidin. Evet. Buraya gerçekten gelmeyin. Çünkü evet, manyak ya, manyağın teki. Mezarlığa bile gidin, buraya gelmeyin. Neyse, bir videomuzun daha sağ salim sonuna geldik arkadaşlar. Bir daha bu saatte gelmeyeceğim. 7-8 gibi gelelim ya, hava kararsın yeter işte. Tüm korku videolarına gece 3'te geliyoruz, ben onu da anlamadım. Evet, saat gece 4'e geliyor şu an. Ne gerek vardıysa da. Siz çok seviyorsunuz diye çekiyoruz. Evet. O yüzden bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve yorum tabii ki. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz için çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Öpüyorum, polisler geldi galiba. Görüşürüz.